73 senesinde kafile görevlisi olarak nasip oldu elhamdülillah hacca gitti. 74 senesinde yine aynı kafileyle gittik. 75 yılında Hacı Su Merkez Camii'nin yanında yatan Mehmet Sadık Efe'nin din görevlisi olarak yine hacca gitti. O tarihte olacak. Her ne hikmetse merakımı çeken bir konu vardı. Nedir? Neden dünyaca dinlenmek istenen eşsiz imkanlara, sese ve kimliğe sahip olan Abdüssanat Abdülbasız'a neden bu merkezde Kur'an okutulmuyor diye merak etmiştim. Beytullah'ta okunan ezanlar, kametler bir yerden idare ediliyordu. Nereden idare edildiğine merak ettim. Müezzinlik var. Mükebberin deniyor Arapçada. Merdivenlerinde iki tane, üç tane nöbetçi var. Yukarı çıkmak yasak. Fakat ben merak etmiştim. Mutlaka buraya girmeliyim. Burada ne var? Anlaşarak şeylerle, nöbetçilerle en sonunda yukarıki kapıya kadar gitmeyi başardım. Kapıda bir yazı koymuşlar. Lütfen memnu'd duhul. Lütfen içeri girmek yasaktır. Cama vurdum. İçeriden genç bir delikanlı, kağıtı görmüyor musun dedi. Görüyorum dedim, ısrar ettim. Bir dakika kapıyı aç dedim. Aralıkladı kapıyı. Ne istiyorsun dedi. Sen necisin burada dedim. Ene müezzin dedi. Ben müezzin dedim. Adın ne dedim. Mustafa dedim. Ben tebessüm ettim. Onu yumuşatmak için. Dedim ki Mustafa, ene imam, ente müezzin. Ene Mustafa, ente Mustafa. İkimiz de böyle olmamıza rağmen benim içeri girmemi neden yasaklıyorsun? Deyince güldü. Patlam patlam dedi. Çabuk içeri girdim. İçeri girdim, içeride korkunç kıyafette bir adam oturuyor. Ne istiyor dedi. Dedi ki sizinle görüşmek istiyor. Bana döndü. Eştebah dedi. Ne istiyorsun? Osmanlı'nın yaptığı Beytullah'ın küçük küçük şeyleri olan, şöyle kubbeleri olan bölümü göstererek dedi ki Osmanlı'nın hizmeti hakkında sizden bilgi istiyorum. Bana şöyle bir baktı dedi ki hem İstanbullusun hem dedenin eserleri hakkında benden bilgi istiyorsun deyince çok duygulanmıştım. Çok büyük laf etmiştim. Evet. Ama benim daim onunla konuşurken orada ne olduğunu tespit etmek. Evet. En sonunda dedim kendisine ki senden bir ricada bulunabilir miyim? Nedir dedi. Dedim ki neden Abdüssamed Abdülbasit'e şuradan bir Kur'an okutmuyorsunuz ki şu milyonlar bu Beytullah'ta dinlesin. Bir bahane gösterdi, ben ısrar ettim. Dedim ki bu konuyu ben gereken yerlere götüreceğim. Orada yanımda birisi oturuyor. Ona bir şey söyledi. Dedi ki bu arzunu değerlendireceğiz. Yalnız burada fazla kalma, burada kalmak yasaktır dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan başlamadı mı? Hemen biz namaza durduk. Cihaz ses yapmaya başladı. Adam namazdayken gitti, cihazı ayarladı, yine durdu. Benim merakımı çekti. Bunların namazı namaz değil midir? Nedir bu vaziyet? Meğer öyleymiş onlar. Neyse ben namazı orada kılmayı başardım. Namaz kıldıktan sonra aşağı indim. Eve doğru yollandım. Beytullah'tan çıktım. Cihaz ses yapmaya başladı. Beytullah'taki cihaz. Zamansız neden ses yapıyor deyince bir de baktım ki Abdüssamed merhum Euzü Besmele'yi çekmedi. Bismillahirrahmanirrahim.
aman yarabbim, dünyalar bana verilmişti. Abdüssemet Abdülbasit, Euzü Besmele çekip Kur'an okumaya başlayınca sokakta hayat durdu. O simsiyah taşlarla örülmüş dağlar harekete geçti. Ağlamayan, feryat etmeyen kadın, erkek, Türk, Arap kimse kalmadı. Yarım sayfa kadar bir Kur'an okudu. O anı unutmak mümkün değil. Hayat durdu sokakta. Evden herkes sokağa fırladı. İş yerlerinde alışveriş durdu. Kur'an-ı Kerim'i Basit Abdülsemet merhum bitirdikten sonra etrafıma bir baktığım zaman gözlerden akan yaşlar insanı duygulandırmaması mümkün değildi. O anı unutamam. Eve kadar geldim, ayna vardı evde. Baktım ki ben onlardan fazla ağlamışım. Ama ağlamaya değer. Oy!